Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hakikati aramak için gerekli araçlar basit oldukları kadar da güçtür. Bunlar kendini beğenmişlere büsbütün olanaksız, bir masum çocukcağıza ise tümüyle mümkün görünebilir. Hakikat peşinde koşan insan bir toz zerresinden daha alçak gönüllü olmalıdır. Dünya elem toz zerrelerini ayaklarının altında ezer. Hakikat peşinde koşan kimse öylesine alçak gönüllü olmalıdır ki toz zerresinin altında ezilebilmelidir. Ancak ve ancak o zaman şöyle bir parlayıp sönüveren gerçek ışığına kavuşabilir. Şimdi baktığım zaman parçanın genelinde bir açıklama yapıldığını anlayabiliyorum. Açıklama var. Karşılaştırmayı nereden anlıyorum? Kendini beğenmişlerle masum çocukların karşılaştırıldığını görüyorum. Karşılaştırma da var. Betimleme derken toz zerrelerinin altında ezilebilmesi demiş mesela. Sönüveren gerçek ışığı parlayıp sönüveren gerçek ışık demiş. Betimleme yaptığını da anlıyorum. Mecaz anlama gelince mesela bir tane örnek verecek olursak ışığına kavuşabilir. Parlayıp sönüveren gerçek ışığına kavuşabilir demiş. Buradaki ışık anladığımız anlamda ışık değil. O yüzden mecaz anlamda var. Ama bu parçanın içerisinde tartışma yok. Cevabımız Ceyhan.